Şimdi burada bizden talep edilen beslenme programı bir sorunu çözmek üzere, en basitinden kiloyu çözmek üzere gibi bir taleptir. Dolayısıyla sorunları çözmeye yönelik beslenme programı muhakkak kişiye özel olmalıdır. Çünkü kişide bu sorunları doğuran sebep herkeste farklıdır. Yani kiminde genetik yapı ağır basarken, kiminde yanlış beslenme, gıda seçimi ve intoleranslar ağır basıyordur, kiminde hareketsizlik. Dolayısıyla muhakkak kişiye özel beslenme programı olmalı. Ama burada kişiye özelden kasıt, işte boy ve kilo, vücut kitle indeksi 30-35, işte bunun bazal metabolizması şu kadar kaloridir. Bir kalori hesabı, kişiye özel kalori hesabı değil kastettiğimiz. Çünkü yani vücudumuz bir taraftan işte kalori yakan, öbür taraftan bu kaloriye karşılık bir güç üreten makine değil. Yani sizin uykunuzdan, kan değerlerinizden, hormonlarınızdan, psikolojik yapınızdan bağırsaklara kadar birçok etken düzgün çalışan bir metabolizmayı netice veriyor, sürdürmeyi sağlıyor. Dolayısıyla metabolik balans bütün bunları dikkate alarak hazırlanan bir programdır ve muhakkak kişiye özel olmalı diyoruz beslenme programı. Ama bir de hayatın gerçekleri var, alışkanlıklar var, gelenekler var, sürdürülebilirlik önemli. İşte 2 aydan sonra metabolik balansın bu sürdürülebilirliğini sağlayan da genel geçer kurallarıdır. O da yine herkeste aynı olan fizyolojik kurallara göre düzenlenmiş sağlıklı beslenme kurallarıdır. Yani kişiye özel deyince ya ben ömür boyu mu hep kendime özel besleneceğim diye korkmayın. Ha, kendinize özel başlayacaksınız ama her şeyi herkesten daha lezzetli şekilde yiyerek kilo almadan sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürebileceksiniz. Yani metabolik balansın farkı bu.